Adana'da 11 yaşındaki bir erkek çocuğunu taciz ettiği iddia edilen bir şahsın evi yüzlerce kişi tarafından yakılmak istendi. Kalabalık polis ekiplerinin biber gazlı müdahalesiyle dağıtıldı. Olay Seyhan ilçesi Dumlupınar mahallesi 38070 sokakta meydana geldi. İddiaya göre ismi öğrenilemeyen bir kişi 11 yaşındaki erkek çocuğunu taciz etti. Daha sonra çevredeki vatandaşlar tacizi görünce şahıs kaçtı. Bunun üzerine mahalleli şahsın evinin önünde toplandı. Kalabalık grup idam istiyoruz sloganı atarak evi taşladı ve yakmaya çalıştı. Bölgeye çevik kuvvet, özel harekat ve asayiş ekipleri sevk edildi. Özel harekat polisleri çevrede yoğun güvenlik önlemi alırken, çevik kuvvetli öfkeli kalabalığı biber gazı kullanarak dağıttı. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren ve kaçan şahsı yakalama çalışması başlattı. Mersin'in Tarsus ilçesinde miras kalan ev anlaşmazlığı nedeniyle bir kişi kardeşini öldürdü. Olay yeni mahallede yaşandı. İddiaya göre babadan kalan 3 katlı evde ikamet eden kardeşlerden R.Ç. ile Haşim Ç. gece 2 sıralarında ev anlaşmazlığı konusunda tartıştılar. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ağabey R.Ç. evden getirdiği otomatik av tüfeğiyle kardeşi Haşim Ç.'yi ateş etti. Kafasından yara alan Haşim Ç. olduğu yere yığıldı. Olay yerine çağrılan 112 acil servisi ve polis ekipleri yaptıkları kontrolde Haşim Ç.'nin öldüğünü belirledi. Olaydan sonra ikinci kattaki evine çıkan R.Ç. polis tarafından gözaltına alındı. Haşim Ç.'nin cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor. Mersin'in Mezitli ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik son bir haftada yapılan çalışmalarda 1 kilo sukunk, 1 kilo 50 gram esrar ve 145 kök Hint keneviri ele geçirilirken 4 kişi gözaltına alındı. Öte yandan ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerinin son bir ay içerisinde yaptığı çalışmalardaysa çeşitli suçlardan aranan 21 şahısla 26 faili meçhul olayın faili tespit edilerek yakalandı. Aynı dönemde 5 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken 2 adet çalıntı cep telefonu bulunarak sahiplerine teslim edildi. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Yenişehir'in Almanya'daki kardeş kenti Neustadt'ta Belediye Başkanı Mark Wiegel'le bir araya geldi. Abdullah Özyiğit ziyarette Alman mevkidaşı Wiegel'e üzerinde Atatürk'ün barışla ilgili sözlerinin yazılı olduğu bir ajanda, bir süs tabağıyla Mersinli ressam Ahmet Yeşil'in bir tablosunu hediye etti. Yenişehir'i ve Mersin'i tanıtan kitapları da mevkidaşına sunan Başkan Abdullah Özyiğit, "İşbirliğimizi en üst düzeye çıkarmak istiyoruz. Kardeş kentler olarak, kardeş belediyeler olarak birbirimizin deneyimlerinden, modellerinden faydalanabiliriz diye düşünüyorum," dedi. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit daha sonra Neustadt Belediyesi'nin kent mobilyaları, park ve bahçeler, temizlik alanlarındaki çalışma modellerini inceledi. Başkan Özyiğit, Neustadt Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren iki anaokulunu da gezerek eğitimcilerden ve belediye yetkililerinden bilgi aldı. Mersin'de tıpta milyonda bir görülen, molibden kofaktör eksikliğiyle dünyaya gelen ve ölümü bekleyen 2 aylık asel bebek için umut ışığı doğdu. Amerika'daki bir ilacın minik asele %10 yaşama şansı vereceğini söyleyen Siler ailesi, ilacın Türkiye'ye getirilmesi için 2,5 aylık onay süreci gerektiğini belirterek bu sürecin hızlandırılması için ilgililere çağrı yaptı.
Yani yine nöbet geçiriyor. Yani elleri, ayakları titriyor. Gözündeki dönme devam ediyor. Nöbet ilacı kullanıyoruz. 2 tane. Günde 2 kere. Onu kullanmadığım zaman daha beter oluyor. Titremesi falan daha çok oluyor. Her gün doktora gidiyoruz. Evet, bir gün beyin cerrahına gidiyoruz. Bir gün göze gidiyoruz. Bir gün kulak gidiyoruz. Kardiyolojiye gidiyoruz. Nörolojiye gidiyoruz. Yeni doğan bakım şeyi var. Ona zaten her hafta gidiyoruz. Talebimiz şu an ne diyeyim ki, Amerika'dan bir ilaç getirtmeye çalışıyoruz. O yüzden çok zorlaştırdılar. Yani 2,5 ay, 3 aydan bahsediyorlar. Bu çocuğun, yani Ankara'daki uzmana götürdük biz. Oradaki doktor 1 saat bile önemli dedi bunun için. Çünkü nöbet geçirdik sıra beyin hücreleri ölüyormuş. O da bütün yaşamsal işlevlerini yok ediyormuş. Bunun 1 saati bile önemli, 1 dakikası bile önemli dedi. Biz o 2,5 ayı nasıl bekleyeceğiz, 3 ayı nasıl bekleyeceğiz bu ilaç gelmesi için? Yetkililerden, Cumhurbaşkanlığından, Sağlık Bakanlığından bekliyorum yani. Umut, ilgilensinler. Dış ülkeden gelecek bu ilaç. Getirtirsinler yani. Yavrumu yaşatmak için, meleğimi yaşatmak için. Belki bir umut diye talep ettik. Cumhurbaşkanı bir el atsa. Biz sadece sürecin hızlanmasını, bebeğimizin ilacının bir an önce gelmesini, %10 değil %1 de olsa, umut olsa biz denenmesini istiyoruz. Biz kızımız Asel'in yaşamasını, yaşatılmasını, onunla diğer bebekler gibi gülebilmesini, oynayabilmesini, onunla işte bir anne baba demesini biz de istiyoruz. Bu ilacın bizi ve çocuğu rahatlatacağına inanıyoruz. Sonuçta bizim bebeğimiz gözümüzün önünde her gün eriyor. Daha kötüsüne gitmemesi için bebeğimizin, daha çok acı çekmemesi için, daha çok gözümüzün önünde erimemesi için bu ilacın hızlı bir şekilde getirilmesini istiyoruz. Toroslar Belediyesi daha temiz ve daha sağlıklı bir kent vizyonu için başlattığı Sokakta Temizlik Var projesini mahalle muhtarlarıyla paylaştı. Temizlik İşleri Müdürü Erdem Akgül tarafından Yunus Emre Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen briefingde projenin detayları ve sistemin işleyişi tek tek anlatıldı. Akgül, merkezden yaylalara kadar her gün 3 mahallenin 25'er kişilik 3 ekiple baştan aşağı temizleneceğinin bilgisini vererek süpürme, moloz, ot biçme, mekanik süpürme ve yıkama ekiplerince her mahallede ayda 3 kez toplu temizlik hizmetinin yapılacağını söyledi. Akgül, Sokakta Temizlik Var projesinin atıkların en aza indirilmesi ve geri dönüşüm sisteminin düzenli bir şekilde oluşturulmasını amaçlayan Sıfır Atık projesinin bir altyapısı olacağına da dikkat çekti. Sıfır Atık projesini hayata geçirmiş, ilk adımlarını atmış ve bunlardan atıklarını azaltarak, atıklarını değerlendiren bir ilçe olmak durumundayız. Bunun için bir takım altyapımızın kurulması lazım. Nasıl ki binada bir temel atılmadan 5 kat, 3 kat, 10 kat çıkılmıyorsa, çatısı kurulmuyorsa, bu gibi çalışmalarda da özellikle altyapımızı iyi kurmamız lazım. Mersin'in Mezitli ilçesinde oluşturulan hayvan mezarlığını ziyaret eden hayvanseverler, yitirdikleri can dostlarını anıyor. Mezitli Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, hayvanseverlerin talebi üzerine Kuyuluk mevkisinde hayvan mezarlığı oluşturuldu. Hayvanseverler yitirdikleri dostlarını anmak için mezarlığı ziyaret ediyor. Kimi ziyaretçiler mezar taşına hayvanlarının resmini çizerken bazıları da sözler yazıyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, hayvanların yaşam haklarına saygı duyan, onları seven, her zaman koruyan ve yanlarında olan bir belediye olduklarını belirtti. Sokak hayvanları için parklara ve talep edilen bölgelere kedi ve köpek evi kurduklarını aktaran Tarhan şu ifadeleri kullandı. Bu denli sevdiğimiz dostlarımızı yaşamlarını yitirmeleri sonrasında da sahipsiz bırakamazdık. İnsanların çok sevdikleri hayvanlarını kaybettiklerinde gizli şekilde bahçelerine, park ve ormanlara gömdüklerine tanık oluyoruz. Hayvan dostlarını kaybedenlerin büyük bir acı içerisine düştüklerini görerek onların anılarını yaşatabilmesi için fırsat yaratmak istedik. Sevgili dostları öldüğü zaman yerinin belli olmasıyla zaman zaman ziyaret edebilecekleri bir yerin varlığıyla teselli olabilirler.
özel günlerde ve hafta sonları ziyaret edip sevgili dostlarını anabilirler. Tarhan, mezarlıktan yararlanmak isteyen vatandaşların Mezitli Belediyesi Halkla İlişkiler Birimi'ne başvurmaları gerektiği bilgisini verdi. Mersin'in Erdemli ilçesinde 230 şehidin eşyalarından oluşan, Türkiye genelinde 46.sı gerçekleştirilen Şehit ve Devlet Büyükleri Emanetleri sergisinin açılışı yapıldı. Gaziler Günü etkinlikleri kapsamındaki açılış programında Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu, şehitler ve merhum gaziler için dualar edildi. Şehit yakınlarına Kaymakam Avni Kula, Belediye Başkanı Mükerrem Toğlu ve ilçe protokolü tarafından plaket takdim edildi. Ardından da katılımcılar 230 şehidin eşyalarından oluşan sergiyi ilgiyle gezdi. Teşekkür ederim. Şimdiye kadar bu 46. olan Şehit Emanetleri sergisi. Tabi onların bazılarına Türkiye'nin çeşitli yerlerinde katıldım konuşmacı olarak. Buraya da misafir olarak katıldım. Erdemli Belediye'mizin davetlisi olarak. Orada biliyorsunuz Musa Özalkan kreş ve gündüz bakım evi var. Burayı da ziyaret etmek için. Duyarlı çocuklar ve gençler yetişmekte elhamdülillah. Böyle olduğu sürece de bu memleket çok Seyit Onbaşılar, Ömer Halisler, Fethi Sekinler, Erenler ve Musa'lar yetişecekler inşallah. Burada tabii ki en güzel yatırım, insan olan yatırım. Tabi buraya gezerken de söyledik zaten. Allah razı olsun hepsinin emeğe geçenlerden, kaymakamlarımızdan, valilerimizden, belediye başkanlarımızdan. Yani şimdi o şehit emanetlerimizin, o şehitlerimizin hepsinin birer tane hatırası var. Onların hepsinin birer kahraman. Gerçekten bu vatan için, memleket için, bayrak için, ezan için kendilerini feda eden bu şehitlerimize hepsine tabii ki minnetle anıyoruz. Şükranlarımı sunuyoruz. Allah makamlarını âli ve şehadetlerini kabul etsin. Şefaatlerini de bize nail eylesin inşallah. Onların büyük fedakarlıkları var. Tabii onları gezdikçe hepsinin bir kahramanlık hikayesi var. Şehit emanetleri dediğimiz zaman kıyafetler sadece sembolik olsa da bize hissettirdiği şey çok daha farklı tabii. İnsanların şehitlerimizi unutmamış olması, onların emanetlerine sahip çıkıyor olarak görmesi bir nebze de olsa içimizi rahatlatıyor. Erdemli Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikler kapsamında şehit yakınları, Zeytin Dalı Harekatı şehidi Assubay Musa Özalkan'ın adını taşıyan kreş ve gündüz bakım evindeki minik öğrencileri ziyaret etti. İLTÜ'deki kongre merkezinde açılışı yapılan anlamlı sergi 6 gün boyunca ziyaretçileri ağırlayacak. Bölgesel Amatör Lig bu hafta sonu başlıyor. Ligde mücadele edecek olan 3 Mersin ekibi İçel İdman Yurdu, İdman Yurdu 1925 ve Meski Spor hazırlıklarını tamamlayarak yeni sezonun ilk maçını beklemeye başladı. Ligin ilk haftası Mersin derbisine sahne olacak. İdman Yurdu 1925 ile İçel İdman Yurdu Mersin Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından haftalar önce pazar günü saat 15'te oynanacağı açıklanan maçın günü ve saatinde değişikliğe gidildi. Her iki kulübün havaların sıcak olmasını neden göstererek maç saatinin değişmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na verdikleri dilekçe kabul gördü. Pazar günü 15'te başlaması gereken karşılaşma, cumartesi günü saat 17'ye alındığı açıklandı.